Teşekkür ederim. Hep ne diyorum? Takdir edenleriniz, iltifat edenleriniz, değerinizi bilenler çok olsun. Hayırlı cumalar dileyelim. Cumamız güzel geçsin. Sonrasında da güzel bir gün geçirelim, güzel bir yayın geçirelim inşallah. Şimdi tabii bugün sorularınızla siz de yayınımıza katılabilirsiniz. Hiç kimseye soramadığınız, hep içinizde tuttuğunuz, sormak istediğiniz şeyler varsa ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 0530 488 51 84 telefona bağlanın. Ne istiyorsanız, neye ihtiyacınız varsa sorabilirsiniz efendim. Güzel bir gün olsun, böyle dingin, huzurlu bir cuma günü geçirelim inşallah. Şimdi Musa Bey, bugün eşiniz de geldi. Evet. Birliktesiniz. Şerife Hanım, hoş geldiniz. Dün sana tabii, sen o kadar Musa Bey siz diyeyim, duygularınızı o kadar güzel ifade ettiniz ki oğlunuzun vefatı üzerine iddia olarak, tabii intihar olarak kayıtlara geçse de siz oğlunuzun bir cinayete kurban gittiğini düşünüyorsunuz. Aynı zamanda torunlarınızı da gelininiz sizden uzak tuttuğunu ve size karşı doldurduğunu düşündüğünüz için aslında buraya başvurduğunuz, gerçek neyse çıksın dediniz. Evet. Kayınbiraderleri oğlumu öldürdü diye iddia ediyorsunuz. Bunu ilk günden beri mi bunu böyle düşünüyorsunuz Musa Bey? Evet, ilk günden beri böyle düşünüyoruz. Buraya gittiğimizden bu yana bir zarar verileceğini düşünüyorduk ama bu çocuğu yapacaklarını düşünmeydi. Hı hı. Torunlara belki zarar verebilirler, kaza bela oldu değillerdi. Şimdi önceden biz tehditimizi aldık ya. Evet. Biz de bir de köydeyken nasıl bir tehdit ya aldınız Şerife Hanım? Ben eşimi göndermiştim amcamın oğlunun yanına. Hı hı. Sözü geçi, zengin. İstediğini koparayı, vurduğunu vuruyor, kırıyı, biçiyi, atık bir türlü yapıyı yani. Evet. Her yönüyle her şey geliyor elinden, yapabiliyor. Ondan bunu gönderişi, buna böyle her şeyleri anlattım ki ben iz bırakmam, adamlarım var işte. Yok böyle ederim istediğimi. İstediğimi yapabilirim. Bir mal durumu var, onu da söyleyeyim izleyicim. Bir malla ilgili bir durum var. Evet. Yani bir izin verilmesi gerekiyor, böylelikle orası satışa bunu sunulacak. Anlatayım buna ama bu biz 6 tane kızım. Bu hem bizim nemize gerek, niye biz onlar dururken biz onu yapayım kardeşime. Benim bir tane kardeşim var. Hı hı. Ne kadar kötü olursa olsa bile, kötü değil ama o hep kız kardeşlerime olsun, kendi erkek, hı hı, kardeşim olsun, hepimiz birbirimize küskünüz. Evet. Bir araya getirttim beni. Peki Şerife Hanım, şunu soracağım. En önemli, hı, konu aslında bu. Evet. Oğlunuz da karşınızda, hı, sana benziyor değil mi Şerife Hanım? Benzetiyorlardı. Evet, dayısına çok benziyor. Peki oğlunuz böyle gerçekten ruhsal halini sizle iletişim kuruyorsunuz, bilirsiniz. Hı. Kendine, hı, zarar verecek biri miydi? Zarar verseydi kızım önce. Bu bizim oğlumun psikoloji. Bunların içine bak, 5 senedir kayıtlarına bakın. Çocuğun her şeyine bakın, psikoloji de o zaman bozdu. Psikolojisini bozdu, öyle götürdüler. Psikolojisi bozulmasa diyemeyin de gitmeydi çocuk. Kafa açıp gitmiş. Çocuk zaten yine gitmeydi. O çocuklarını Ömer'i göstermem diyerek bu yanında keskin olduğunu bileyim. Bir anda bileyim, çocuğum da biliyor. Daha önce var mıydı Musa Bey, size de sorayım. Hayır. Oğlunuz, hayır, kendine hiç zarar vermedi. Kesinlikle. Varsa var. Kesinlikle. Bir sıkıntısı. Oğlum öyle bir oğuldu ki. Günüz işinde çalışırdı. Boş zamanlarda da su, simit bir şeyler satardı. Yani ben hanemi kimseye muhtaç etmem diyerek. Yani evine o kadar bağlıydı. Oğlum öyle bir oğuldu ki defalarca altın para bulmuştu, getmişti. Hep adresini bulup teslim etmişti. Yani şöyle bir oğlum, şey. Oğlum, düzgün bir insandı ve oğlum öyle bir oğuldu ki bir şey buluyor, adını sen söyle. Bomba. Bir bomba buluyor ve yetkililere veriyor. Onlarca kişinin ölümünü engelliyor. Yani oğlum ne diye vermişti? Yani onu çok değerli bir insandı yani. Özel güvenlikçiydi. Her yerinde tutuluyordu. Şimdi burada Gungöl'ün sanayiden en son çalıştığını bağlansın burada arkadaşlar. Nasıl bir insan olduğunu. Yani Musa Bey, yani siz hiç şuna şahit olmadınız. Neden bunu sorduğumu söyleyeceğim. Ya işte hiç olmayan şeyler mi görüyor? Ya da niye bunu söylediğimi söyleyeceğim. Ya da böyle halüsinasyonlar gören, uyduran, ya da ben hayattan vazgeçtim, kendime zarar vereceğim, depresif, hayır, işine gitmeyen, hijyenine önem vermeyen böyle biri miydi? Kesinlikle. Yani her şeyine, işine, aşına, kendine dikkat eden biriydi. Çocuklarına çok düşkündü. Evet, özellikle ben Ömer'imsiz yaşayamam, o bensiz yaşayamaz diyordu. Ya çocuğuna çok düşkündü. Bakın burada bir ayrıntı yakaladım ben. Evet. Özel güvenlikçi miydi o? Özel güvenlikçiydi. Özel güvenlikçiyse zaten psikiyatrik bir takım testlerden geçtikten sonra ancak, evet, özel güvenlik, doğru, olur.
Dolayısıyla muhtemelen o psikiyatrik testlerden geçti. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yok, yoktu. Yok, özel güvenlik oldu. Özel güvenlik, evet. Şimdi, çok önemli şunu bir şey. Söylemek istiyorum. Eşinin ifadesinde eşi der ki, evet, benim eşimin psikolojik problemleri vardı. Üstelik halüsinasyonlar görüyordu. Şimdi bunlara hepsini onlara şey yaptırdı. O eşin, yani eşinin kardeşleri ve amcası söyledi. Zorla mı ifade verdi? Zorla ifade verdi. Evet. Evet. Şimdi bunu kendi söyleyeceğim. Kendi özgür ifadesine göre vermek. Gelsin burada karşımda canlı canlı konuşsun. Desin ki baba, kendinin baba derdi. Baba. Şimdi bak, ifadesi eşin var. Şimdi eşin ifadesinde benim eşim kendisi psikolojik tedavi görmektedir. İlaç kullanırdı. İki haftada önce de ilacı bitmişti. İki haftadır da ilacını kullanmıyordu. Doğru. Ki Musa Bey dün ilacını o gün içtiğine dair otopsi raporu olduğunu var, söylediniz. Var, belge var. Evet, yani o gün içti ama eşi diyor ki 15 gündür ilaç sürmüyor. Bu arada eşi vefat ettiğinde yani oğlunuz intihar ettiğinde, vefat ettiğinde eşi Ümre'de. Ümre'de olduğu için o böyle, yani evde değil. Tabii burada da şunu düşünüyoruz. Evde değil, şey değil, nasıl 15 gündür ilaç kullanmadığını biliyor. Sonra diyor ki hatta bana çocuklarımla benim odamı ayırıp kapıları kilitle. Hani kendine o kadar güvenmiyor ki. Bir şey yapabileceğinden şüpheleniyor ki. Diyormuş ki çocuklarına ve ona, kapıları kilitlesen. Ben hani gelmeyeyim anlamında. Bize niye haber? Bazen ayakta uyurdu. Sürükleyerek yatağına götürürdüm. Son zamanlarda İlaçlarını içiyordu. Ama diyor ki 15 gündür içmiyordu. Konuyla ilgili kimseden davam ve şikayetim yoktur. Hatta olay yaşanmadan önceki akşam ben kendisiyle konuştum. Sürekli kalbinin ağrıdığını söyledi. Eşi, gelinim, vallahi billahi tallahi, Allah şahidim olsun ki hepsini, kardeşlerinin katillerini örtmek için söylüyor. Madem psikolojisi bozuksa, madem kötüyse, madem halüsinasyon görüyorsa, madem öyleyse, Ümre'de ne işin var? Ne işin var Ümre'de? Neden kocanı bırakıp gittin Ümre'ye? Ne işin var senin Ümre'de? Madem sen diyorsun ki gözüme baka baka dünyayı kandırmaya çalışarak diyorsun ki eşim 15 gündür ilacını içmiyordu. Raporlarda o gün oğlum ilaçlarını içmiş. Son derece sağlığına dikkat eden ve kendine dikkat eden efendi bir adamdı. Ve kardeşlerinin katilliğini örtmek için yalan söylüyor. Ya. Bunu bu yalana zorladın. Bunu öldürttüren de Ali Şangal zorlattı. Çünkü Ali Şangal onlara dedi ki köydeki sizin yerinizi ben öbür kardeşlerine diye size vereceğim diye. Bunları böyle kandırdığını düşünüyorum. Çünkü yanımda bu mevzu böyle geçti. Hı hı. Ama benim bu oğlumun üzerinden olacağını bilmedim. Evet. Musa Bey sakin olun. Şunu soracağım size. Gelininiz Merve, hiç sizi bir gün bile arayıp oğlun halüsinasyon görüyor, hayır, biz oda kapılarımızı kilitliyoruz diye bir şey söyledi mi? Hayır, söylemedi. Çünkü gelinimi ben aradığım zamanlar annesinin elinde çıkıyor telefon, öyle hayır, birisi yok diye kapadıyla. Çünkü defalarca zorladım. Kimlere zorlamadım? Dün de saydım aynı şeyleri. Dernek başkanını telefon açtırdım. Samsun milletvekili Erhan Usta'yı arattırdım. Musa Bey, şimdi Mehmet Hocam'a da bir şey soracağım. Mehmet Hoca, demin bahsettiğiniz için. Şimdi eğer bir insan sürekli halüsinasyonlar görüyorsa muhtemelen psikotik bir şizofren benzeri bir rahatsızlığı vardır. Eğer böyle bir rahatsızlığı varsa raporu olur ve ona göre reçeteli ilaçlar kullanır. Bu kişi o zaman güvenlik işi yapabilir mi? Hayır. Zaten onun için sordum, güvenlik işi yapıyorsa evet doğru, şizoid ya da psikotik bozukluğu varsa bu insanlara güvenlik işi yaptırılmaz. Hı hı. Ama güvenlik işi yaptırdığına göre demek ki burada psikotik bir durumu söz konusu değil. Çünkü o rapor alınır, ondan sonra güvenlikçi olarak değerlendirilir. Bir de antidepresan, yani belki hafif bir antidepresan bazı kullanıyor olabilir. Bazı ilaçlar var, hafif onlar olabilir. Bizler de verebiliriz. Bunlar da kendileri yaptılar zaten. Değildir. Hı hı. Bunlar olabilir ama onun dışında iddia edilen şu tablo çok ciddi bir tablo. Çok ciddi yani. Bu ciddi evet, tablonun olduğu bir kişiye güvenlik görevlisi yapılmaz. Yapılmaz. Bir de şunu soracağım. Bakın bunu da dinleyin. Peki bu ifadeyi veren bir gelin, diyelim ki eşi ya, bu ifadeyi verdikten sonra aslında soruşturmayı yanlış yönlendirmiş olmuyor mu? Ya şimdi bu ifadeyi gören savcı diyor ki bu adam kesin intihar etmiştir. Elbette ya da, ki.
Değil mi? Tabii tabii. Hani burada bu ifade kesin öyledir diyor yani. Bu ifade yönlendirici bir ifade. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama biraz önce beyefendi dediği çok doğru bir cümle var. Madem böyle bir durumu var, psikotik bir bozukluğu var, halüsinasyonlar görüyor, etrafını ve kendine zarar verme ihtimalinden bahsediyor, kapıyı kilitliyor. Niye Umre'ye gittiniz ki? Madem gittiniz, en azından annesini babasını ara, güvenliğini sağlar. Ondan sonra hani gider. Umre'ye vesaire gider. Onu da bana bıraksın. Peki Musa Bey, bu ifadeyi görünce siz aradınız mı gelininizi hiç? Aradık da cevap vermiyor. Her taraf kapalı. Yok. Çünkü kimseyle konuştum aile gibi. Laf kaçırdı diye. Bak şimdi, bundan sana savcının söylediği bir şey daha söyleyeyim. Ben cenazenin ertesi günü gittiğimde savcı yerinde yoktu. 3-4 gün sonra buldum. Savcıya ben anlattım, karşılıklı anlattım. Söylediklerini burada söylersem yakışmaz. En son söylediği şu. Sayın savcım, ben bu işi medyayla çözeceğim dediğin zaman şimdi rengi değişti. Şimdi bulundu dedi yani. Ve ben o zamanlar çıktım. Anladım ki savcı yanlış yönlendiriyor. Bir savcının böyle bir şansı yok. Şimdi buradaki eşinin ifadesi de yanlış yönlendirilmiş olabilir. Çünkü eşini Dilek zaten kendine zarar verebilecek biri olarak gösteriyor burada. Bir de bakın şunu düşünün. O akşam sürekli kalbim ağrıyor diyor. Sen kimseye haber vermiyorsun bunu. Adam akşam seni aramış, kalbim ağrıyor. Diyelim ki böyle dedi. Bize haber ver. Birilerini arasana. Hadi kardeşlerini arasana, şöyle arasana. Kalbi ağrıdı. Belki hani fiziksel bir rahatsızlık da geçirecek olabilir. Hiç kimseye haber vermiyor. Valla eşimi, eşini yani gelinimi, kocasını öldürmek için özel Ümre'ye Ali gönderttirdi. Ve özel kardeşlerine de size köydeki dedemden kalan yerleri vereceğim diye yani özel öldürttü. Kilim ve keçe gibi bir şey sardılar, daktırıp öldürttü. Benim düşüncelerim bu yönde. Bir dakika, nasıl bir şey şu böyle kilim ve keçeyi yani, sarmak ne demek? Ne demek? İz bilinmesin. Zaten bana zaten Ali Şangar dedi ki benim cinayetlerimin arkasında kimse iz bulamaz. Varsa çıksın ortaya dedi. Yani çünkü başka daha yaptıkları yani var. Yani siz Ali ama o kişinin sizin iddianıza göre o aslında dedi ki daha öncesinde ben birini öldürürsem hiç kimse iz bulamaz. İz bulamaz dedi. Bitti. Bunu bana böyle hem de parmak sallayarak söyledi. Evet. Yani, ama yalnız kilime, burada kimin bu yanında? Kilime, kardeşinin yanında. Zarar vermedi. Kilime halıya sarma. Bunu kim aklınıza soktu ya da söyledi? Bu benim söylemem yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü iz bırakmam dedi ya. Benim kafama öyle yatayım. Kilime, bir de oradaki buradaki komşulara sesleneyim. Benim oğlum Sefer'in komşuları. Oradaki komşuları her kim ise o geceki olan olayı bize söylesinler. Çünkü benim böyle omzuma vurdu. Bak dedi, bak abi bak yanlış anlamadı. Cenazenize bakın, otopsi yapılacak. Yalnız bu uç boş değil, bu gece buradalardı diye. Benim bu keşke yani bize söyleyen o kişi kim ise ben bilmeyeyim. Kafamız almadı. Kafam almadı zaten o gün ben yuvalanıyordum, beni zor tuttular yani. Peki Musa Bey, komşu bir arbede bir ses gibi bir şey duymuştu demediniz, kapı komşusu. Gidip onu ne zaman size söyledi? Bunu cenaze günü söyledi. Şey ne dedi anlattım size tam dedi olarak? Ki, bu tam olarak dedi ki siz şu anda gidin cenazenizin başına onu takip edin. Otopsi falan yapılacak. Yavuz şunu bili ki peşini bırakmam. Bu gece burada gelinin yani kayınçileri, oğlun kayınçileri de amcası da buradaydı bu gece. Burada bir talaşa vardı. Ben bu kadar söyleyeyim. Başka bir şey bilmeyeyim. Yani karşı komşunun gördüğü o gece kayınçoları gelmiş. Evet. Yani eşinin kardeşleri gelmiş oturmuşlar ama bir telaş durumu varmış. Talaş durumu varmış yani. O telaş durumundan bahsetti. Peki yani o telaş derken gürültü mü, kavga mı olmuş, bağırış mı olmuş? Bağırışma yok dedi. Bağırışma. Bağırışma. Sadece bir kilit gelme varmış. Kilit gelme böyle bir kabalık hissetmiş yani. Öyle yani. Neyini hissetmiş? Böyle bir girip gelme birbirlerine. Birkaç kere giriş yapmış olmuş. Birkaç kere giriş gelmiş yapmış. Tek bir defa değil yani. Ha, yani eve gelip gece oturursun. Şimdi eve gelirsin oturursun misafirlere geldi. Yok öyle değil. Çıkmış girmiş, çıkmış girmiş, çıkmış. Oradalarmış yani. Çık o kalabalık. Duymuş değil mi? Görmemiş. Görmüş. Yani kapı deliğinden baktı herhalde. Ha, yok dışarıda çıkmış. Kapının zaten giriş katta. Oturduğu yer giriş kat. Hemen giriş evin binanın girişi. O girip çıkanlar oradan böyle görürmüş. Zaten hemen benim oğlum. Bir dakika. Bu komşu dediğiniz kişi giriş katta oturuyor ve gelip yok, çıkanları. Yok. Oğlum giriş katta oturuyor. Peki komşu nerede oturuyor? Komşu da karşıdaki binaların birisinde oturuyor. Bizim oğlanla önceden bunu karşı binada oturuyor. Karşı binada. O şunu görüyor o zaman. Giriyorlar, çıkıyorlar. Dış kapıyı görüyor. Dış kapı. Evin içini bilmiyor. Evin içini bilmiyor. Yani orada bir apartmanın içindeki komşu değil, karşı apartmandaki komşu. Ama ana apartmanın ana girişini gördüğü için devamlı girip çıktıklarını görüyor. Onu hissediyor. Peki çıkıp girip çıkanların
gelinin kardeşleri olduğuna emin mi? Onu biliyor. Onu biliyor. Ha, yani başkaları değil. Ailecek biliyor yani. Yanlar birbirini zaten. Şimdi ben desem ki burada gel kardeş burada görün desem veya ifade versem gelmez onlardan korkar yani. Hı-hı. Gelme. Bu verirse ki ifade. Niye kişiler bunlar? Evet. Bunlar korkusuz. Tabii ki korkulacak kişi. Ama korkmasalar ödümezler. Bunun ya bir şimdi ben şu anda 3 tanesini bileyim. Benim söyleyemediklerim burada çok var. Hı-hı. Ben şu anda 3 tanesini. Üçünde de iz bırakmadı yani. Üç kişiyi? Birisi benim bacanağım. Heh. O gelinin babası. Siz dediniz o 12 yıldır kayıp. O 20 yıldır. 20 yıldır pardon. Birisi o. Hı-hı. Birisi benim kayınpeder üzerinden mal varlığını aldı. Zehirlendiğini düşünüyoruz. Sizin kayınpederiniz. Ha. Bunun yani babası. Babam, evet. Nasıl vefat etti babanız? Nasıl vefat etti? Doktor gelmiş bakayım ben otobüsü yapayım demiş. Otobüsü ne istemezmiş, tut çeyin gitmiş. Böyle yaptım diye bize değil. Kaç yaşında vefat etti babanız? 75 yaşında. 75. Ama hasta çok öyle değildi. Yani hasta değildi. Ne oldu? Sabah kalktı vefat mı etmişti? Biz bu İstanbul'da kızım. Burada Narul'da zaten oymakça. Kızlarım hiçbiri yok. Biz herkes bir yerde. Tamam. Her şey elinde onun. Yani kendi sabah kalkmış ölü olarak mı? Bunlar bulmuşlar. Kaybolmuş. Bakıyla kendileri bulmuş yine bunu da. Kaybolmuş mu? Nasıl? Kapı kilitliymiş. Bir öyle dedi onda biz buradaydık. Hayır şimdi bunu da hani gerçekleştirmek lazım ya. Evet. Nasıl vefat etmiş kayınpederiniz? Yatakta böyle hotrafında çekmişler, konulara atmışlar veya biz bakıp şeyler ederek. Yatakta öyle böyle hiç kımılamadan bulmuşlar. Tamam herhangi zaten vefat etmiş. Herhangi bir hastalığı yok. Var mıydı kayınpederinizin? Yok öyle ayaktaydı değil mi ya? İlaç falan kullanmıyor. İlaç falan kullanıyor. Yaşlı adam. Ben şimdi kullanayım bir şeyler yani. Ha. Peki kim gördü? Kim buluyor? Kendileri bulmuş havzada işte onlar. Kendileri dediğiniz ki? Ali Şangal aynı bir evde. Aynı aile. Yani şimdi sizin oğlunuzla eşi akrabalık mı var? Akraba yok ya kızım. Amcamın oğlu oluyor. O da benim babam da amcası oluyor. Ama tamam şöyle birazcık çok karıştırmadan. Gelininiz sizin nasıl? Benim kardeşimin kızı. Ha teyze kızı. Teyze kızı yok ama. Teyze kızıyla evleniyor. Ya zaten teyze kızı olduğundan hasta olsa çocuğuna verilen beraber büyüdüler yani. Kendileri de onlar birlikte büyüdüler tabii yani yok. Hastalığı olsa. Yok. Bir de düşünün teyze kızınızı bütün alıyorsunuz bir hastalığı bütün olsa. Geçmiş bunu söyle. Yani. Niye versinler? Evet. Niye telefonasın bana annesi bu böyle düşündük iş yerinde. Merve'yi sefere vererek bunu bırak. Hiç aklımızda yok. Peki Şerife Hanım vallahi siz kardeşinizle yani teyzeyle görüşmüyor musunuz? Hayır, görüştümezler. Niye? Mümkün değil. Kızım sen ne diyorsun? Bir oğul kaynanan kaynata ondan izinsiz şimdi koya götürdü, oturdu. Kocası öldü şimdi kaynası. Kendine hizmet ettirdi. Tarlayı, bağı, bahçeyi, zaptuz insanı kullanmak daha kolay. Babamı orada öldürttüdüler kullanmak için. Şimdiki kız kardeşimin de liman yok sığınmaya. Bize de zaten ya peki yani. Aradığınızda ne diyor kız kardeş? Öyle biri yok değil. Kapatıyor. Orada karışma dedi. Yanında oturuyor. Kim açıyor telefonu? Öyle. Ben açtım. Hayır. Şerife Hanım kız kardeşini arayınca. Biz Merve'nin telefonunu açıyor. Merve kim? Gelinimi. Gelinini. Biz torunları görek gibisinden dolayı. Öyle biri yok diye kapatıyor. Burada kaynası işmar ediyor. Sizi görüştürmüyorlar mümkün teyzeyle değil, de. Mümkün değil. Ben peki çok, siz hiç gelininizi aradınız mı? Aradım. Hiç işte, açmıyor diyorsunuz. Açıyor. Telefonu yok. Annesi alıyor telefon eline. Öyle biri yok diye kapatıyor yani. Kapattırıyor. Şimdi kapattırıyor. İz bırakmadı. Şimdi Merve'nin babasının şimdi kendi oğluydu ya. Kapattılar onu bitti. Şikayet falan yok. Bunda telefonlara cevap vermen, televizyonlara çıkman diye Ali şimdi bunlara. Bu iş böylece kapansın diye yine ben köydekilere gözdağı vereyim. Bu şeyle oğlunuzla ilgili tekrar söylüyorum. Bir evet. Daha önce bir intihar teşebbüsü yok. İşine düzenli gidiyor. Normal giyimini, çocuklarına düşkünlüğü tam. Evet. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. O yüzden de aynı bu gelinin açıkladığı gibi bir bozukluğu yok. Olsun. Hani bir şekilde bir psikiyatrik bozukluğu yok. Bir antidepresan kullanımı var. Şunu izah edeyim. Onu da kendileri yaptı. O ilacı kullanmaya başlayalı 3 seneyi geçti. 3 senede biz bu daha. Günde, o haptan günde bir tane içiyordu. Sonra son yarım yarım. Bir aydır. Yani son bir iki kaç aydır yarım yarım. Doktor demiş ki seni son 5-6 ay sonra tamamen senden ilacı kaldıracağım. Şimdi sonuçta şunu da söyleyeyim. Yani ilaç, sağlığına dikkat eden bir şeydi tamam. Yani. Psikiyatrik ilaç kullanımında zaten önce tam başlanır. Sonra bırakırken yarım bir 5-6 ay sonra bıraktınız. Demek ki iyiye gidiyor. Senin demiş bir 5-6 ay daha kullan. Ondan sonra sen bu ilacı bırakman lazım bize, demiş. Yani. Telefon aç. Bize oğlum, gelsin gitsin. Oğlum da geldi gizli geliyordu yani. Hı hı. Geldi o da. Sizle görüşmesini de istemiyordu. Şimdi bak şöyle bir şey daha şahit oldum. Oğlum bir gün geldi.
lavaboya gitti tuvalete. Ondan sonra bunun kız kardeşinin birisi telefon açtı buna. Dedi ki Sefer evde bize gelmiş dedi. O da biliyor ya. Sevineyim yani. Biz Sego'ya sevineyim ya oğlum geldi diyerek. Çocuk eyvah dedi niye benim olduğumu söylediniz. Ben gizli geldim. Çocuk ağlamaya başladı. Ne oluyordu mesela dedi. Onu büyük kardeşi güvenmiş bazen yakasından tutup. Nasıl? Niye gitsin babana gideyim? Babana niye gidiyor? Babandaki, babandaki oturduğun evi ıslak buraya getir diyerek. Biz aile binersin. Bir dakika hani kim vurmuş mu ona? Vurmuş evet, vurmuş evet. Vurmuş onu da kim söyledim. Dedi bunu? O, kendi söyledi sonra. Teyzemin anla bitmesen her şeyi diyeyim ona diyerek. Ben ne bileyim dedim. Sizin yanınıza geldi diye kayınçoları dövüyordu. Evet. Dövmüş de. O evet. Büyük kayınçı Beytullah olan dövmüş yani. Buradan da kendi duysun yani. Neden Musa ya babanın yanına gidiyorsun babanın diye. Babanın yanına neden gidiyorsun? Babanda bizim benim evim aile binası. Benim alt katımda oturuyordu yani kendine ait müstakil eviydi yani. Hı-hı. Sen oradaki kendine ait oturduğun müstakil evini sat gel buraya diye. Hı-hı. Benim kendimin evim oğlum dilersem oturdum dilersem oturtmam ama benim oğlum benim evimdeki oturmayı da nerede oturacak? Sen orayı diyormuş babana zor yap sat gel ben işte burada biz kullanak. Oğlunuzun oturduğu evin sahibi var. O gün onlar hani buldular ya oğlunuzu işte iş arkadaşı ve kayınçosu eve geliyor. Ev sahibi Zeki Bey de bunların hepsine şahit. Evet. Zeki Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Musa Bey burada. Oğlunun bulunduğu günü anlatabilir misiniz? Siz bir şeyler duydunuz mu ondan önceki gece ya da o gün? Hiç tanımıyor o kadar. Valla benim bildiğim kadarıyla ben Musa Bey'i tanımıyorum. Sadece tamam. O günü geldiği Musa Bey'i o günün babası olduğunu tanımış oldum. Evet. Bir. İkincisi sabah erkenden saat 8'de iş alması gerekiyormuş. Oğlum, bu arada siz Sefer Bey nerede oturuyor? Siz nerede oturuyorsunuz? Sefer Bey girişte oturuyor. Ben 5. katta oturuyorum. Siz 5. katta uzaksınız yani. 5. katta oturuyorsunuz. O gün ne oldu? Arada 3 tane daire var. Daire var. O gün ne oldu? O gün ben hiçbir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece iş yerinin arkadaşı geldi. Sefer Bey sordu. Ben dedim hiçbir bilgim yok. Evet. Ya burada mıdır, burada değil midir diye sordu. Vallahi dedim burada. Saat kaç gibi sordu size? Saat 9-10 gibi. Sabah saatinde direkt sizin katınıza çıkıp mı sordu? Bizim katımıza değil, zile bastı. Zile bastı, zile basarak sordu. Ha, zile bastı dedi böyle böyle. Sefer işe gelmedi, Sefer nerede? Ha, size sordu bastı, direkt. Bas dedim ziline, baktım dedim. Ne bileyim ben nerede olduğunu. Adamı koç. Ben sonra? Adamı denetim mi? Bilmiyorum dediniz. Sonra ne oldu? Sonra dedi ki abi işe gelmedi dedi. Biz onun için geldik dedi buraya. Hı-hı. Dedim o zaman tekrar zile bas dedim. İlla ki cevap vermesi lazım. Yoksa dedim. Bilmiyorum dedim ben. Yani hiçbir bilgim yok. Dedi ki abi ben bastım zile. Hiçbir cevap vermedi. Polisi de aradım dedi. Polis de dedi gelmek üzere dedi. Polis de çağırmışlardı. Peki sonra eve nasıl girdiniz Zeki Bey? Eve arka taraftan camdan kırdı. Kayınçosu girdi. Kayınçosu Sefa Bey geldi, camı kırdı, mutfağın camı mı? Mutfağın camını, evet. Evet, mutfağın camını kırdı, içeri o girdi. İçeri o girdi, ondan sonra içeriye baktı ki eniştesi içerideydi işte. Eniştesi içerideydi. Siz gördünüz mü? Siz girdiniz mi? Ben görmedim, ben görmedim. Evet, içeride yani o kayınçosu buldu. Kayınçosu içeride kapının arkasında dedi kendini atmış. Hı hı. Kapının arkasına çocuk odasının kapısının arkasına değil mi? Evet, evet. Çocuk odasının kapısının arkasına asmış. Ne şekilde asmış söylediler mi size? Vallahi ne şekilde astığını sadece başörtüyle asılmış diye duydum. Başörtüyle asılmış peki böyle doğalgaz borusu gibi demişti. Doğalgaz borusuna mı kapıyı... Doğalgaz borusuna asmış. Doğalgaz borusuna asmış. Evet. Bir tülbentle başörtüyle. Kayınbiraderinin yanında evin içerisinde başka birisi de girdi mi? Hani cam kırıldı ya. Başka bir giren oldu mu? Efendim?
Kayınbiraderiyle beraber camı kırıp eve giren başka birisi oldu mu? Olmadı. Sadece kayınbirader girdi. Kayınbiraderi girdi. Kapıyı açtı, dedi ki kendini asmış. İş kapıyı açtı, zaten millet orada. Dedi ki adam güvenlik görevlisi girdi. Yani onun arkadaşı dedi ki kapının arkasında asil olarak duruyor. Duruyor. Peki o gece... Bir gün, bir gece öncesi yani. O gece siz bir apartmanda bir ses, giriş, çıkış bir şey duydunuz mu? Yok. Hiçbir şey duymadım. Duymadınız. Peki normalde duyar mısınız giriş çıkışları? Çünkü 5. kattasınız. Duyma şansım yok yani. Ha, hiç duyma şansınız yok. Onu yüksek merak ettim. Yok. Çünkü çok yüksektesiniz. Siz farklı yerde oturuyorsunuz. Böyle kapıyı çok sertle ortarsalar eğer anca o zaman. Anca o zaman çok sert. Yani gelen gideni çok bilmezsiniz siz değil mi? Ya şimdi mümkün değil yani. Gelen gideni nerede takip edeceksin? Yani imkanı yok. Peki. Duyma şansın yok. Hani gelse gitse bilmem biliyorsunuz. Sefer Bey'in bir böyle hiç bildiğiniz bir sıkıntısı, bir tuhaf davranışları. Hiçbir ilgim yok onlara. Bilginiz yok mu? Çok iyi bir insandı. O kadar diyebilirim. Çok iyi bir insan olarak biliyorsunuz. Evet. Yani böyle kavgası, dövüşü hiç duyar mıydınız karısıyla? Yok. Kesinlikle. Değil. Öyle bir şeyin de. Peki böyle hiç böyle tuhaf. Böyle başka bir şey görüyormuş gibi ya da bir saldırgan davranışını gördünüz mü? Yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sakin. Zaten benden herkesle muhatap olmazdı. Benden muhatap olurdu. Zeki abi ne yapıyorsun? Benim ismim Zeki. Evet. Ne yapıyorsun derdi. İyiyim dedim ben de. Öyle muhabbet ederdik biraz. O kadar işte. Tamam. Çok teşekkür ederiz Zeki Bey verdiğiniz bilgiler için. Ya, şimdi neden kızgın olur muydu ya da sinirli olur muydu dedik. Çünkü gelinin verdiği ifadesinde biz diyor gece... Çocuklarımla kapıyı kilitliyorduk. Yani öfke yani bir şey yapacak korkusuyla. Ha, söyle Musa şimdi, Bey. O gece saat 11 sıralarında oğlum WhatsApp'tan mesaj atıyor. Size mesaj atıyor. Bana mesaj atıyor. Diyor ki baba ben iyi değilim beni daraltıyorlar. Ağlayarak. Ondan sonra biz de dedik ki ağlama. Ses kaydı mı sesi, bu? Evet. Ağlama sesi vardı yani. Ses kaydı. Siz de duydunuz mu Şerif duydum, Hanım? Duydum. Ne dedi ben? Ne yapmazla dedi. Bizi bıraktı. Ondan sonra tekrar ben dedi. Biz altına yazdık ki oğlum biz seni çok seviyoruz. Çek gel. Ondan sonra tekrar bir mesaj daha düştü. Aradan 2-3 dakika geçti. Baba senin bildiğin gibi değil. Beni kayıtsın. Zor durumda bırakmıyorlar. Ben dedim ki oğlum o kadın kocasına acımadı ki annesini kaynanasını kastederek bırak gel. Ben bilmedim. Dedim ki oğlum anasını babasını çığladı. Onların peşine düştü. Şey onların dediğine gitti. Bunlar bunu öldürmez. Bilseydim ben öleceğimi bilsem giderdi buraya. Peki bu ses kaydı mı attı iki mesajı da? Var ikisi de bir ses kaydıyla WhatsApp'tan. WhatsApp'tan ses kaydı. Evet. Siz cevabı ses kaydıyla ben mı verdiniz? Ben verdim ama o kendi attığı ses kayıtlarını hepsini sildi. Ama benim... Sizin attıklarınız var mı? Benim attıklarım var. Ha bak bu çok... Nerede var, sizin vardı, attıklarınız? Vardı telefondaydı. Kayıtlara çektik ama şimdi duruyor mu bilmem yani. Verdi. Yani öbür kanala sizin verdi. O saatte attığınız mesajlar duruyor. Benim attığım mesajlar telefonumda şu anda durmuyor yani. Durmuyor derken kayıtlara geçirdik. Var. Ama telefon pim kodu şu bu bir şeyler değiştirdim. Tekrar incelendiği zamanlar telefoncu bulabilir yani. Peki siz yani. O günkü İsilmedi ses yani. Kaydını attınız mı savcılığa? Verdik. Verdiniz. Verdik savcıya söyledim. Ses kaydını söyledim. Onu söyledim. Şey ama yalnız sanki Gazi Osman Paşa'daki savcı ben sadece rapora göre hareketlerimdi. Bizim hiçbir şeyimize bakmadı yani. Peki ama rapor derken bu ses kayıtları da rapor yani. Mutlaka ya, çıkarttı savcılık bunu. Ona hiç bakmadı. Hiç onlar hiç umurunda diye sanki. Ses onlar, kaydı çıkartmak istemedi. Hiç umurunda diye. İkimiz gitti. Beraber gittik. Hatta bununla gittiğimizde benim muhatabım diyor demiş. Şimdi Musa Bey ben size tekrardan kalbimiz. O günü o geceyi iyice hatırlayıp gelen ses kayıtlarını tekrar bana söyleyin. Saat 11 civarında bir ses kaydı. Dedi ki baba bunlar beni iyi değilim dedi yani beni bunaltıyorlardı. Beni bunaltıyorlar ben dedi. Ben de dedim ki oğlum biz seni çok seviyoruz. Yani senin gitmen bize bir şey kaybettirmedi. Ben bir şey soracağım. Gel dediniz. İkinci mesajında bir onu da dinleyeyim. İkinci mesajında da dedi baba bildiğin gibi değil bunlar beni çok bunaltıyor öldüreceklerdi yani. Öldürecekler dedi mi? Öldüreceklerdi yani. Benim çok bunaltıyla çok kötü durumdayım yani. Yani öyle şöyle diyelim. Peki yanındalar mıydı o sırada?
Yanında çünkü olmasaydı. Yanında olmasaydı 5 dakika sonra o ses kayıtları silmezdi. Peki yanında oldukları sizin yorumunuz mu yoksa biliyor musunuz yanında oldukları? Bizim yorumumuz. Çünkü çünkü bilinçli olarak atıldı ama silindi yani. Dün çünkü Musa Bey konuşurken hani bu 4 kardeş de onun yanındaydı dediniz. 3 kardeş. Ha, ben onları 3 bir de o 4 bunları hepsi buradaydı. O bana söyleyen adam söyledi. Hangi adam söyledi onu? O, karşı komşu size içeri dedi. Girip çıkanlar oldu bunlar dedi. Hepsi buradaydı. Bana da tek tek isim saymadı. Kardeşler de amcası hepsi buradaydı yani. Buradaydı dediler. Buradaydı, ha. Siz oradan biliyorsunuz. Biz oradan biliyoruz. Yani bana isim saymadı yani. Hı hı. Mehmet Bey siz bir şey soracaksınız. Evi de biz ben o zaman öğrendik. Şeyi soracaktım. Şimdi size bir mesaj gönder. Evet. Sesli mesaj gönder. Evet. Sonra da yazılı mesaj mı gönder? O da sesliydi. İkisi de sesliydi. İkisi de sesliydi. Peki siz savcıyla bu olay olduktan kaç gün sonra görüştünüz? 4 gün sonra görüştünüz. 4 gün sonra görüştüğünüzde sesli mesajların hepsi silinmiş miydi? Hayır. Peki, savcı gördüm daha. Savcı Bey verdiniz mi siz? Verdik gördü ve ama hiç bakmadı. Hiç değerlendirmedi ona göre. Yani dinledim o ses kayıtlarını dinledim savcı. Dedi ki ben de otopsi kararı çıksın ona göre bakarım de. Şimdi bir dakika bu bir delildir tamam mı? Anladım. Bu bir net delildir. Anladım. WhatsApp kayıtları bir delil olarak kabul edilir ve değerlendirilir. Otopsi olayının hikayesi ayrıdır. Savcılık makamının da bu mevcut delili alıp dosyaya koyması gereküyor. İşte koymadı onu. Çünkü dedem bir gariplik var. Bir gariplik var zaten. Şimdi şöyle bir şey. Otopsi yapılınca direkt belki hani intihar diye düşünüp hiç o delillere bakmadı. Bir de eşi de böyle söyleyince belki de o delillere hiç bakılmamış olabilir. Bakmadı. Kendimiz de gittik ikimiz. Şimdi bir telefonumuz var. Sefer'in iş arkadaşının eşi. İsmini vermeyecek. Sefer Bey'in iş arkadaşının eşi. Merhabalar. Merhaba, alo, iyi günler. İyi günler, merhabalar. Buyurun. Esra Hanım, ben sizi izliyorum. Teşekkür ederim, buyurun. Ben, şimdi bak bu Sefer'in babasını, annesini ben tanıyorum ikisini. Aynı bir taraflıyız. Bunların kim? Bu evet, adam, bu çocuk çok iyi bir insandı. Bu Sefer'in teyzesinin kızı, hanımı. Evet. Kadın çarşaflı, babasıyla anası onu bıraktırmak, karısından boşanmasını istediler onun. Boşansın istiyorlardı öyle tabii, mi? Tabii. Kadam çalışıyordu, güvenlik olarak çalışıyordu. Keşke diyordu, geliyordu ben işimin yanına. Dayı benden babam para istiyor. Ben bunalıma girdim, inşaatlarda çalışıyorum. Bir dakika, kim para istiyormuş ondan? Babası. Musa Bey mi? O yalan söylüyor. Kim bu adam, kim bu karı? Bir dakika, iş arkadaşı. Yalan değil, doğruları söylüyorum ben. Esra Hanım, ben Musa Bey. Hastayım kendim. Yalan söylüyor. Başka yalan söylüyor. Musa Bey Sefer Bey'den para mı istiyormuş? Yalan söylüyor. Para istiyor dayı dedi. Yalan para söylüyor. Para istiyor benden sürekli dedi. Şaşırdım dedi. Babası da karıyı bırakmadığı için bunu evden kovdular. İkinci katta oturuyordu bunda. Aa, bir dakika. Eşinden ayrılmadığı için Musa Bey mi Sefer Bey'i kovdu? İsim versin. Yalancı isim ver. İsim. Yalan söylüyor. İsim ver. Vallahi yalan. Bir baştan benim oğlum giderken ben Samsun'daydım. Yalan söylüyor. Hiçbir şey bilmiyor. Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Yalan söylüyor. Tamam bir anlatsın Musa Bey. Bir anlatsın. Tamam sonra cevap veririz. Bir dakika. Ben Samsun'daydım zaten. Musa Bey bir dakika ama komşular bizi aramaz. Tedirgin olurlar böyle. Bir sakin olun. Yalanı. Evet, zaten yalan konuşuyorsun sen. Sen yalan konuşuyorsun çünkü bu çocuğu evden kovdun. Kocasından boşanmış kızını getirdim oraya oturttum. Çocuk oradan geldi dedi ki baba. Babama dedim ki dedi. Kim bu ya? Baba ben geleceğim yerime onlar dedim dedi. Babası yine de anası demiş ki gelirsen Bodrum'a girip oturursun. Gelmezsen sağ evim yok demiş. Musa Bey Sefer Bey'i gönderiyor. Onun yerine kızını mı oturtuyor? Kızını oturtmuş. Kocasının ayrılan bir kızı varmış. Gelmiş oturmuş. Gelirsen demiş bunlara bakıyorum demişler. O da yalan. Bir dakika. Peki onu oturtturmuş. Sonra Sefer Bey en çok neden şikayet ediyordu? Bak babasının sürekli baskı yaptığından, anasının kızı bırak, sen işini bırakacaksın demişler buna. Bu çocuk inşaatta çalışırdı. Yani gelin vermeyi istemiyorlardı. İstemiyorlardı. Ya, gelin o kadar mükemmel bir insan ki, çok mükemmel bir insan. Gelin iyi bir gelini vardı. Çok iyidir. Kadının, bu kardeşinin kızı. Yalan konuşuyorlar bunlara ki Esra Hanım. Bunların şikayetçılıktan başka işleri yok bunlar. Ben size şunu soracağım. Şimdi sonuçta vefat etmiş bir insan var. Siz bu kadar hani iyi insan, babasından şikayet ediyor falan. Tam bunları anladım. Sefer Bey sizce kendine zarar verebilecek bir insan mıydı? Allah psikiyatri ilacı kullanıyordu adam. Dayı dedi psikiyatri ilacı kullanıyorum. Bu stajyer
işten çıkarınca evi de ayrıydı. Bayağı bir bunalım geçirdi çocuk. Geçirince maddi olarak bir sıkıntı yaşadı. Yaşayınca ondan sonra dayı dedi, ben dedi, babamın anam dedi, karımı bırakacağım diyor. Hele de anam dedi, ben işimi bırakmak istemiyorum dedi. Ben de dedim ki Sever oğlum bak dedim, sen hanımına iyi bir insansan. Sen ana babanı tamam. boş ver. İki tane çocuğum var. Ben hanımımı bırakmak istemiyorum dedi babamların tamam. isteğine hanım göre. Öyle dedi. Hanımı bırakmak istemiyorum böyle dedi. Bu gelinin altınlarını almış havziye yaptırmışlar. Sana da vereceğiz diyerek. Altınları Musa Bey mi almış? Musa Bey almış. Altınları da vermemiş. Doğru mu Musa Bey? Anlatırdı. Anlatırdı. Bir soralım bir saniye. Sor sor. Hayır. Bu yalan konuşur zaten. Hayır bak şimdi. Altın verildi. Şöyle verildi. Ben havzada 60 bin liraya ev aldım. Dedi baba benim evim ayrı, yerim ayrı, yurdum ayrı. Beni, senin 3 tane çocuğun var. Beni de bundan çıkartma. Hı hı. Kendi üzerine yap. Senin olan da zaten benim oluyor. Ben de buna katkı olsun diyerek 20 bin lira verdi. Doğru. Yalnız o, onun anlattığı şekilde diyor. Yani 20 bin TL'lik altın verdi. O binaya katkısı olsun diye. Katkısı olsun diye. Havzadaki, Samsun'daki evime katkısı olsun diye. O doğru. Yani beni yok, dedi, sen dedi öbür kardeşlerim üzerine yapma. Sen üzerine yani. Yap. Ayrı. Ama sana dedi katkı olsun diye. 60 bin liraya ev aldım. 20 bin TL'si de benden olsun ki benim de burada hakkım olsun diye. Peki Musa Bey o doğru. evden niye çıktı oğlunuz? Hangi evden? Sizin altınızda oturdu. Hayır hayır. Ben, ben Samsun'dayım. Bu isim versin bu bahane. İsim versin. Ben bir dakika ismi sonra konuşuruz. Şunu söylüyorum. Siz mi çıkardınız? Neden çıktı? Hayır. Çünkü ben Samsun'daydım zaten. Ya niye çıktı? Niye çıktı? Niye çıktı? Onları öldürmek için çıkarttılar. Evet. Niye çıkarttılar? Nasıl yani? Siz niye gidiyorum dedi size? Ha. O ya oğlumu gelinimi onlar emmisi kardeşleri zoruna götürdüler gelinimi duyuyorlar bunlar. Yani siz dediniz ki yakınlı yere damadınıza diğerlerinin yakın yerine gitsinler ha, oraya, diye. Hayır bizlerin mi bunlar? Bizim sizi demiyorum yok. Onlar yakın yere kayınçılarına yakın yere gittiler. Bunlara, bunlara büyüyor dediler ki. Kendi evimizden ev verecek buraya oturtucuktur. Ondan sonra da kız kardeşlerim de biliyor hepsi bağlansınlar. Peki şimdi bu hanımefendi diyor ki babam beni çıkarttırdı. Niye yalan, öyle yalan söylüyor. Ya. Çünkü ben zaten Samsun'daydım. Binlerce onlar yazın Samsun'a gidiyle kışın inşaat yapıyorlar restoranım. Yalan kışın nerede inşaat yapmış? Kim inşaat yapayım? Yalan ya söylüyor. Zaten adam özel güvenlik. Kendisi çatı yapıyor, bina çatını yapıyor bu kendisi. Sana çalıştığı iş yeri arkadaşları bağlansın. Bu bir yerden bu tanıma yapıyor. Bu tanıma yapıyor. Bu tutmuş birisi. Kusundan kimse bağlanmaz ki abi. Sen ya, ya, bir adamsın zaten. Ya ya. Sen ismini ver. Bak. Senin çocuğun inan bak. Bak bak. Doğru mu? İki uç para ödemiyor. Sana şunu söyleyeyim. İnan. Vallahi billahi tallahi Allah şahidim olsun ki sen yalan söylediğin için başına büyük bir musibet gelecek. Çünkü yalan söylüyorum. Hiç gelmez ben doğruları söylüyorum. Yalan söylüyorum. Sen parayla tutmuş. Onu babaannesi değil. Parayla marayla işim yok. Allah ya, yalan söylüyorsan. Parayla tutulmuş bu gerçek. Peki siz. Bir dakika. Benim oğlumun ne iş yaptığını bilmeyi bir başlayalım. Konuşun. Oğlum ne iş yapıyor? İnşaat dedi. Sana benim ne iş yaptığım? Hayır, benim oğlum ne iş yapıyor? Ne işte çalışıyordu? Klenlikti. İnşaat nereden çıktı şimdi? Sen kendin de inşaat işi yapıyorsun. Ya benim kendim inşaat yapmam ayrı, oğlumun işi ayrı. Ya, dur yalan, hepsi oğlum, yalan ya. Oğlum sıva işi buluyor, sıva işine gidiyordu. Ya. Şunu soracağım size, bir dakika. Gelinle görüşüyor musunuz siz Merve ile? Ben mi? Evet. Ben Merve'nin telefonu kayboldu. Merve'yle ben görüşmüyorum. Ne zamandır konuşmuyorsunuz? Vallahi 2-3 senedir görmedim. 2-3 senedir haberiniz yok bu durumda. Ben rahatsız oldum. Dizlerimden ameliyat oldum. Ya, yalan söylüyorum. Evet. Şimdi ben şu sorunun cevabını tekrar soruyorum size. Sizce Sefer Bey kendine zarar verebilecek biri miydi? Bir daha bunu cevaplar mısınız? Vallahi bak Esra Hanım verebilir. Çünkü niye verebilir? Babası buradan baskı diyor. Şimdi baba diyor ya bana WhatsApp'tan testi mesaj gönderdi. Yalan konuşuyor. Kayınçiler pazarını görüyordu, ihtiyaçlarını veriyordu, her şeylerini yapıyordu onlara. Yardımcı oluyorlardı kayınçoları. Ne çalışacak ki? Her şey yapma. Peki kayınçoları dediğiniz, onların yapma. Bir baskısından bahsetti mi size? Ben kayınçolarına ben hiç tanım, hiç bana demedi, öyle bir şey hiç laf etmedi. Sadece dedi babanın ki, baskısından mı bahsetti? Evet, baba bunalıma girdi. O şimdi o tarafa gitmedi, bu duruma gitti. Bu taraftan da şey yapınca... Bu taraftan da hani gelinle hani baskı adamı tanıdı çocuk ne yaptın? Evet çünkü babasından baskı gördüğü için. Siz hani biri zarar verebilirdi kendine bir saniye. Yani. Zarar verebilirdi kendine diyorsunuz ya. Şimdi zarar verebileceğini nereden dediniz bir maddi sıkıntıya girdi.
Yani bak gitti. Bak burada babasının evi düzün. Burada bir yeri vardı. Geri geldi babasının evine, dedi ki baba ben geleceğim. Babasının anası demiş ki sağ yer mer yok. Bizi dinlemedin gittin. Bodrum'a girecektin. Bodrum'a girip duracaktın demişler. Bu da biz, benim gücüme gitti dedi. Böyle böyle demesi gücüme gitti dedi. Ben de keşke dedim, yeseydi benim. Ben boş ver boşver dedim. Peki. Ben hanımına geçim yapmaya bak. Benim de oğlum var. İki tane oğlum dedim. Sen karını niye bırakıyorsun? Karın bu kötü huyu var mı dedim. Hanımım hiçbir kötü huyu yok. Ben bir soracağım. Musa Bey, siz hiç Merve ile boşanması için eşiyle baskı yaptınız mı? Kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Çünkü buradan kalkmayak. Mümkünatı yok yani. Çünkü o Merve kendisi söylesin. Desin ki, Merve gelsin gözümüze bakarak diyeceğim. Baba böyle beni istedin. Baba sen benim boşanmanı istiyordun. Gelsin Merve konuşsun buraya. Merve buraya gelsin. Sorsun bana soruları. Yani siz Merve'yi gelin olarak seviyordun. Yok canım. Merve geldiğinde yapmayın. Yalan söylüyor. Merve baskıyla yapıyor. Kardeşim de o da. Bu bayanı biz tanımıyor. Kursaydı Merve'yi tanımıyor. Peki sizin oğlunuzla çatışmanız var mı? Hayır, 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 hayır. Kesinlikle yok. İnsan ne şey diyecek? Biz zaten bu bayan değil. Ben Merve'yle 5 senedir görüşmeyeyim. Sefer, bu, madem sen Sefer'inle niye görüşüyorsun? Karısıyla 3 senedir konuşmayan adam. Ya saçma. Bir adam evvela hanımıyla konuşur değil mi? Şimdi Musa Bey ne söyleyeceğim size? Şimdi biz gelininiz Merve'yle konuştuk. Evet. Merve diyor ki ben hiç onların torunlarını görmesini engellemedim. Onlar kendileri gelmedi. Gelsin görüşelim burada. Gelin gelsin buraya karşıma otursun. Yallah. O sorsun. Ben cevaplayayım. Şey ben sorayım bu cevapları. Evet, o zaman gelinimle biz burada karşılıklı konuşalım. Vallahi babasının katili de çıkacak oraya. Vallahi dedesinin katili de çıkacak oraya. Vallahi kocasının katili de çıkacak buraya. Merve'yle biz burada karşılıklı konuşacağız. Şimdi şöyle gelsin, diyor. Konuşalım. İsterse diyor, isterseler hafta sonu gelip torunlarını görebilir. Yalan söylüyor. Hayır, niye bir cenaze gelin bize dediler. Hayır, yalan söylüyor. Gidecek o zaman hafta sonu beraber gidecek. Tamam gidelim diyoruz. Tamam gideceğiz. Gidelim torunlarınızı görelim. Tamam. Göreceğiz. İstiyor musunuz? Niye buraya getirmeyle? Buraya gelsin, burada görelim, burada beraber gidelim. Benim kardeşimin diyor bu olaylarla hiç kardeşimle alakası yalan yok. Yalan söylüyor. Yok da attığı ifadeden belli zaten. Kocam diyor intihar etti diyor. Yalan, attığı ifadeden belli. İntihar edecek aldı adam. Aldı kutu, 10 senedir buraya bizim yanımda peki kaldı. Kocası intihar etmiş. Tamam, ona intihar etmiş. İntihar etme seviyesinde halüsinasyon gören adam. Ondan sonra gece kendini sürüyerek götürdüğü yatağına kapıları götüren adam. Kapıları götüren niye adam. Niye bize haber vermiyor? Ümrede ne işin var? Ağzımdan kötü bir laf çıkacak ama çıkması da mümkün değil. Bir ikincisi de gelinim 50 kilo, oğlum 80 kilo. Sürüyerek götürmesi mümkün değil yani. O da yalan, o da yalan. Hepsi yalan. Evet, burada bazı çelişkili ifadeler var. Ya hepsi yalan. Şimdi şöyle yapacağız Musa Bey. Biz bir Merve Hanım'la konuşalım. Hafta sonunu bir organize etmeye çalışalım. Sonrasında buraya da davet edelim. İnşallah. Bir konuşacağız, devam edeceğiz. Şimdi diğer